Anne. Ben de şuraları toparlayayım dedim biraz. Sonra bu kremlerin son kullanma tarihi falan geçince olmuyor. Anne bir bana bakar mısın? Bakayım. Yok bu da kullanmıyor. Anne! Irmak şu anda aşağıda mutfakta Deniz'le birlikte kahvaltı hazırlıyor. Ve sen burada eşyalarını mı toparlıyorsun? Ben galiba odadan çıkmayacağım. Yok öyle bir şey. Sen onu aldın dün bu eve. Onun için benimle tartışan sensin. Sen ne düşünüyordun bunları yaparken? Ne olursa olsun o benim evladım. Sokakta bırakamam. Geçmişi unutmadım tabii ama yapamam bunu. Tılsım sana aynı şeyi yapsa sen onu eve almamazlık eder miydin? Anne sana daha bunu kaç defa söyleyeceğim. Benim çocuklarım böyle bir şey yapmaz. Sorun benim anneliğimde yani. Ben öyle bir şey demedim. O zaman yapmaz deme. Benimki de yapmazdı. Ama bak aklıma gelmeyen başıma geldi. Peki. Şu anda ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacağız? Hep birlikte aşağı inip çok mutlu bir şekilde kahvaltı mı edeceğiz? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Ben onun yüzüne bakamıyorum. Midem bulanıyor. Bir de utanmadan kalkıp kendini affettirmek için ben ondan aşığım deyip konuşacak delirtecek beni iyice. Tamam dur bakalım dur. Duramam anne nasıl durayım ya? Benim 3 tane çocuğum var. Bana soru soracaklar. Soru sormak istiyorlar bana görüyorum gözlerinde. Ben ne anlatacağım onlara ne diyeceğim? Zaten bir sürü derdimiz vardı. Bir de şimdi Irmak Hanım çıktı başımıza. Karsu Allah aşkına üstüme gelme. Dur. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Sen ablana öfkelisin. Ben kızıma ve bütün hayatıma öfkeliyim. Tamam. Kendine gel, toparlan. Ve gidip onu hemen bu evden gitmesi gerektiğini söyle. Çünkü ben onunla hiçbir şekilde muhatap olmayacağım. Oh Allah'ım bana kuvvet ver. Bana kuvvet ver, ne yapacağım? Abiciğim bir şey soracağım. Sen ne zaman döneceksin? Oo küçük hanım bakıyorum da hemen abiden sıkıldınız. Hayırdır? Ay ben sana sıkılır mıyım hiç ya? Senin nur yüzünü görmeden zaman geçer mi ya? Kıyamam ben sana.